Herkese merhaba. Bu videoda sizlere fren seçimleri hakkında tavsiyelerde bulunacağım. Eğer bisikletinize yine bir fren almak istiyorsanız, yeni frenlerinizi nasıl seçmelisiniz? Hangi şartları göz önünde bulundurarak fren almalısınız? Bu tarz konulardan bahsedeceğim. İlk olarak kullanım alanınızı belirlemeniz gerekiyor. Hangi tarzda bisiklet kullanıyorsunuz ve hangi zorlu şartlar altında bisikleti kullanıyorsanız, ne tarz sürüşler yapıyorsanız buna göre bir kullanım alanınızı belirlemeniz gerekiyor. Örnek veriyorum, siz bir cross country sürücüsüyseniz, cross country bir tarzda bir bisiklet kullanıyorsanız buna göre fren almanız lazım. Tutup da 4 pistonlu fren almanız sizin için gereksiz olur. Çünkü cross country bisikletlerinde çok fazla tutuş gücüne ihtiyaç duyulmaz. Genellikle ağırlık ön plandadır frenlerde. Bu nedenle genel olarak 2 pistonlu, çift pistonlu frenler yeterli olmaktadır. Burada örnek bir cross country bisikletler için uygun fren bulunmaktadır önünde. Shimano Deero M615 modeli ve Magura MT4 modeli. Cross country bisikletler için oldukça uygun frenlerdir. Tabii bu orta seviye için bahsediyorum. Daha üst seviyelerde Magura'nın MT8, MT6 veya Shimano'nun XT, XTR gibi üst seviye cross country frenleri de bulunmaktadır. Kullanım alanınızı sadece cross country değil, bunun dışında trail olabilir, dirt jump olabilir. Yine bu tarz kullanım alanları, bu tarz klasmanlar için de yine çift pistonlu frenler yeterli olmaktadır. Ancak eğer siz bir enduro, downhill veya freeride kullanıcısıysanız bu tarz çift pistonlu frenler sizlere yetersiz gelecektir ve performansınızda düşüklük sağlayacaktır. Onun yerine SRAM veya SRAM'in Kodar modeli veya işte Magura'nın MT5, MT7 olsun. Onun dışında Shimano'nun CZ, Saint gibi modellerini tercih edebilirsiniz. Bunlar zorlu koşullar altında üst seviye performans sağlaması için üretilmiş frenlerdir ve downhill tarzı sürüş yapıyorsanız sizler için oldukça uygun bir seçimler olacaktır. Kullanım alanını belirledikten sonra sürücünün toplam ağırlığı da çok önemlidir. Bu toplam ağırlık nedir? Sürüş sırasında yanınıza taşıdığınız ekipmanlarla birlikte toplam ağırlığınızdan bahsedilmektedir. Yani atıyorum siz sırt çantası taşıyorsunuzdur sürüş sırasında ve kask taşıyorsunuzdur, artık koruyucu ekipmanlar şudur budur, hepsini topladığınızda elde ettiğiniz bütün kendi kilonuza birlikteki bütün ağırlıktan bahsedilmektedir. Atıyorum siz 70 kilo ağırlığa sahipsinizdir ve toplamda 6 kiloluk çanta taşıyorsunuzdur yanınızda. O halde kendinizi 76 kiloluk bir sürücü olarak hesap edip ona göre fren seçiminde bulunmanız gerekmektedir. Kilo nasıl etkiliyor fren performansını? Şimdi atıyorum bu Magura'nın MT4 modeli diyelim. Benim için yeterli gelebilir. Benim atıyorum bir all mountain tarzda bisiklet kullanıyorum diyelim. Benim için yeterli tutuş gücünü sağlayabilir. Ancak benden daha ağır birisi için, atıyorum benden 20 kilo fazla olan birisi için bu oldukça yetersiz kalabilir. O nedenle frenleri almadan önce kendi kilonuzu hesaba katarak hesap yaparak buna göre bir uygun fren seçmeniz sizin için daha iyi olmaktadır. Çünkü dediğim gibi her kiloda aynı tepkiyi vermemektedir bu frenler. Kiloyu belirledikten sonra modülasyon konusunu iyi ayarlamanız, iyi seçmeniz gerekmektedir. Çünkü her frenin modülasyonu, her frenin kol hissiyatı farklıdır. Markasına göre değişmektedir bunlar. Kendinize en uygun, kendinizi en rahat hangi frende hissediyorsanız bunları deneyerek, arkadaşlarınız da varsa farklı marka frenleri kullanıp test ederek ona göre kendi sürüş tarzınıza ve kendi alışkanlığınıza uygun şekilde fren seçmeniz sizin için daha iyi olmaktadır. Modülasyondan sonra yedek parça bulunabilirliği de çok önemlidir. Bunları bütün bu saydığım etmenleri, en baştan en sona kadar saydığım etmenleri bir araya getirerek marka seçiminde bulunmanız gerekecek çünkü. Yedek parça bulunabilirliği şu yönden sizin için önemlidir. Atıyorum balatanız her zaman eskiyecektir. Bu bir gerçek. Yılda en az bir kere balata muhtemelen değiştireceksinizdir. Ancak bazı markaların balataları veya diğer yedek parçaları kolaylıkla bulunmamaktadır. Bizim ülkemizde en yaygın Shimano markasının yedek parçaları bulunmaktadır. Gerek yağ olsun, gerek fren kolu, kaliper, hortum olsun. Bu tarz malzemeleri Shimano markasında kolayca bulabilmekteyiz. Ancak Magura ve SRAM modellerinin yedek parçaları diğerlerine göre daha az ve daha pahalı olmaktadır. Bu nedenle markanızı yedek parçaya göre de iyi belirlemeniz gerekiyor. Bütün bu etmenleri bir araya getirdikten sonra zaten marka seçimi sizin için daha da kolaylaşacaktır. Bütün beklentilerinizi not ederek, karşılaştırma yaparak en uygun markayı seçebilirsiniz. Marka belirledikten sonra tabii bütçemiz de çok önemli fren seçimi için. Atıyorum siz tutup 40 dolarlık bir bütçeniz varsa tutup 4 pistonlu bir fren almayı beklemeniz, 4 pistonlu fren arayışı içerisinde olmanız oldukça saçmadır. Çünkü bulamazsınız yani bu fiyata.
Eğer bulursanız da ikinci el falan olur belki. O da belki diyorum. Tabii o da muhtemelen arızalı olacaktır veya çok eski olacaktır. Size yeteri kadar performans sunamayacaktır. O yüzden frenden beklediğiniz performansa göre bütçenizi de o şekilde artırarak size uygun freni bulmanız kolaylaşabilir. Ayrıca yurt dışı sitelerinden indirimleri takip ederek de yine uygun fiyatları fren düşürmeniz mümkündür. Bunları takip ederseniz belki bütçenizin daha da altına, beklediğiniz fiyattan çok daha altına uygun frenler bulabilirsiniz. Genel olarak bahsetmem gereken konular bunlar. Aklıma daha fazla etmen daha fazla sebep gelmiyor. Eğer aklınıza takılan sorular varsa yorum atarak bana bildirirseniz ben de sizlere yardımcı olmak adına yeni videolarda o sorularınıza cevap veririm. Ayrıca yeni içerikler üreterek sizlere daha yeni bilgiler sunmaya yardımcı olurum. Herkese iyi günler diliyorum.